piyasasındaki gelişmeleri arz ve talep bakımından değerlendirebilir misiniz? Ve bu hafta yapılacak toplantıdan ne kadarlık bir kesinti kararı ya da ne tür bir karar çıkması gerekiyor ki piyasalarda dengelenme yaşansın? Petrol piyasasındaki gelişmeler esasında çok kaygı verici gelişmeler. Yani şu anda dünya petrol piyasalarında çok büyük bir arz fazlalığı var. Çok fazla şekilde. Bunun da iki nedeni var. Birinci nedeni dünyadaki petrol talebinde çok hızlı bir düşüş görüyoruz. Bunun da en önemli nedeni biliyorsunuz dünyadaki petrol talebinin %60'ı ulaştırma sektöründen geliyor. Yani arabalar, kamyonlar, uçaklar bunların kullanılmasından geliyor. Ve dünyadaki toplam nüfusun çok büyük bir kısmı, 3,5 milyar insan şu anda evlerinde hapsolmuş vaziyette. Yani ulaştırmayla ilgili herhangi bir faaliyet yok. Arabaya binenlerin sayısı, uçağa binenlerin sayısı, otobüse binen sayısında çok büyük bir düşüş var. O yüzden talepte büyük bir düşüş var. Artı bazı ülkeler, özellikle Suudi Arabistan ve Rusya bu duruma rağmen üretimlerini daha da artırmaya karar verdiler. Bu da arz fazlasını daha da balonu daha da şişiriyor. Bu da fiyatlarda ciddi bir düşüş getiriyor. Şu anda 30 dolarlar civarındayız ve eğer bu hafta içerisindeki diyaloglardan, toplantılardan bir karar çıkmazsa bu çok daha fazla aşağı doğru da gidebilir. Şimdi bunun avantajları, dezavantajları neler? Öncelikle bazı yerlerde mesela ekonomide tamamıyla petrol ve doğal gaz gelirine bağlı olan ülkelerin ekonomisinde ciddi bir çöküş görebiliriz. Bu mesela bizim komşumuz olan Irak'ta mesela böyle bir şey. Veya Cezayir'de, Nijerya'da birçok ülkede büyük bir sorun görebiliriz. Suudi Arabistan ve Rusya gibi rezervleri şu an itibariyle güçlü olan, yani finansal rezervleri güçlü olan ülkelerde bunun etkileri biraz daha zaman alır ama o ülkelerde de görülecek. Bu bir. İkincisi, beni daha çok kaygılandıran konu, dünyada petrole bağlı sektöre çalışan milyonlarca insan var. Milyonlarca insan. Bu sadece petrol sektörü deyince aklımıza petrol şirketlerinin başındaki CEO'lar gelmesin. Ya da Orta Doğu ülkelerdeki karar vereceği gelmesin. Bu rafineride çalışan işçilerden mühendislerden benzin istasyonunda çalışan işçilere kadar milyonlarca kişiyi ve onların baktığı aileleri ciddi şekilde etkileyecek ve önümüzdeki dönemde yüz binlerce kişinin, altın çizim, yüz binlerce kişinin işsiz kalmasına neden olacak. Bu da ikinci şey. Üçüncüsü, petrol sanayisi, petrol ve doğal gaz sanayisi dünya ekonomisinin ciddi dayanak taşlarından bir tanesi. Eğer bu sektör çökerse, ki durum gerçekten çok derece kaygı verici, buraya doğru bir gelişme olabilir. Bu da bütün dünya ekonomisinin stabilitesini ve finansal piyasanın stabilitesini zaten çok zor durumda olan dünya ekonomisini negatif olarak daha da etkileyecek. Şimdi şunu da düşünebiliriz. Bizim gibi petrol ithal eden ülkelerde petrol fiyatlarında, benzin fiyatlarında belli bir rahatlama görüyoruz. Bu kısa vadede bizim için iyi bir şey. Ama bunu biraz daha birkaç ay sonrasına bakarsak bu aslında fiyatların 10 dolarlara, 20 dolarlara düşmesi bizim açımızdan da iyi değil. Çünkü dünya ekonomisinde bir çatırdama olacak. Artı bizim en önemli ticaret partnerlerimizde, Orta Doğu ülkelerinde, Rusya'da ekonominin zayıflaması bizim ticaretimizi negatif etkileyecek. Artı bizim önemli gelirlerimizden bir tanesi olan turizm gelirleri bu ülkelerden de negatif olarak etkileyebilecek. Kesinti miktarı olarak biliyorsunuz ABD Başkanı Trump da tweet attı. 10 milyon varil, 15 milyon variller konuşuluyor ama tam olarak bu çöküşün engellenmesi için gerekli olan kesinti miktarı nedir? Şu an itibariyle birçok ülkede bu çalışmanın yapılıyor. Yani bu Rusya'da,
Amerika'da, Körfez ülkelerinde, Norveç'te, Kanada'da, Brezilya'da birçok üretici ülkelerde çalışma yapıyor. Biz de bunlara destek veriyoruz. Ve şunu söyleyeyim size, 10 milyon varillik bir kesinti bile şu an için bizim petrol piyasasının kurtarmak için yeterli değil. Türkiye aslında şu an düşük petrolden nedeniyle pompa fiyatlarında hem benzinde hem motorinde bir indirim yaşıyor. Bunun ayrıcalığını görüyoruz. Fakat uzun dönemde 6 ay, 12 ay gibi sürelerde doğalgaz olsun, elektrik üretimi olsun, bunu avantajını nasıl görebiliriz? Daha da önemlisi Türkiye bu tür günlerde ne tür adımlar atmalı? Benzin fiyatlarının ucuz olması tabii ki Türkiye için bir avantaj. Genelde baktığımız zaman Türkiye gibi bütün petrol ithal eden ülke için bir avantaj. Ama iki tane ama var. Birincisi petrol fiyatı, benzin fiyatı ucuzluyor ama bundan faydalanabilecek arabayı kullanamıyoruz. Yani Türkiye'de de öyle. Ya da uçağa binemiyor. Uçak bilet fiyatlarının şu an çok düşmüş olması lazım ama uçağa binemiyoruz. Yani bu fiyatların ucuz olmasını avantaja çevirme imkanımız yok. O da şeyden, herkes evinde şu anda. Yani bunu kullanamıyoruz. Bu bir. İkincisi doğalgaza gelince, doğalgazda da dediğiniz gibi son derece doğru. 6 ay içerisinde, en geç 6 ay içerisinde doğalgaz fiyatlarına da eğer fiyatlar böyle devam ederse bir ucuzlama olacak. Fakat şöyle bir şanssızlığımız var diyeyim. Türkiye'de doğalgazın ciddi bir bölümünü ısınmak için kullanıyoruz. Ve şu anda zaten ısınma, nasıl söyleyeyim, mevsimini biraz arkamızda bırakıyoruz. Daha çok daha sıcak havalara giriyoruz. O bakımdan da fazla bir avantaj elde edebileceğimizi ısınma açısından en azından düşünemiyorum. Şimdi COVID-19 ile ilgili belirsizliğin sürmesi halinde kesintiler dahi yapılsa petrol fiyatlarındaki düşüşün engellenemeyeceğini öngören birçok analist ve uzman var. 20 doların altına inmesi ne kadar olası sizin için, size göre, ve o fiyatlarda ne kadar süre kalabilir, kalıcı olabilir mi? Bir de biraz önce bahsettiniz ama özellikle Irak, İran gibi ekonomileri petrol fiyatlarına bağlı ülkeler çok etkilenecek. Diğer yandan Suudi Arabistan, ABD ve Rusya da aynı şekilde etkilenecek. Buralarda ne tür gelişmeler görebiliriz? Evet, şimdi bu hafta son derece kritik bir hafta. Eğer Cuma günün sonuna kadar ki bizim inisiyatifimizle gelişen G20 toplantısında piyasalara ciddi bir işaret verilemezse, piyasaları ikna edici, herkesin bir araya geleceği işareti verilemezse, ben fiyatlarda hala son derece zayıf olacağını düşünüyorum. Ve aşağı doğru baskı devam edecek. Bu da gerçekten demin dediğim gibi petrol endüstrisi için ve petrol ve doğalgaz endüstrisinde çalışan insanlar için. Yani bunlar benim için son derece önemli. Yani rafinerideki işçiler, mühendisler, benzin istasyonu çalışan işçiler, onların sahipleri, üretici ülke olsun, tüketici ülke olsun, burayı hepsini çok ciddi şekilde etkileyecek ve ciddi sorunlar çıkartacak. Bu bir. İkincisi, Irak, İran, Nijerya, Cezayir, bu gibi ülkelerle Suudi Arabistan ve Rusya'yı aynı kefeye ilk planda koyamayız. Çünkü bu ülkelerin ekonomisi son derece zayıf. Mesela Irak, size söyleyebilirim. Daha dün de evvelsi gün Irak bakanıyla konuşuyordum. Şöyle söylediği şu. Şu andaki petrol gelirleriyle ancak toplamıyla hükümetteki memurların yarısının maaşını ödeyebiliyorlar. Başka hiçbir şey yok. Irak hükümetinin bütçesinin %90'ı petrol gelirlerinden geliyor. Yani bunun için sağlık sektörüne ayırabilecekleri para, diğer sosyal hizmetleri, eğitime, diğer para sıfır. Bu da koronavirüsün bu ülkelerde yayılmaya başlamasıyla birlikte iki tane büyük darbe yiyecekler bu ülkeler. Benim en büyük endişem bu. Nijerya, diğer ülkeler, Cezayir, Ekvator, çok ülke var. Suudi Arabistan ve Rusya'nın finansal rezervleri daha var ve bunlar biraz daha büyük çalkantıyı
öteleyebilecek durumdalar bu bakımdan. Onun için bunlarla bunlar hemen hemen aynı kefe koyamayız. Amerika'ya gelince Amerikan ekonomisi de bundan eğer çözüm bulunamazsa negatif etkilenecektir. Ama Amerikan ekonomisi bu ülkelere göre daha yalnızca sadece petrol ve doğalgaza değil, başka sektörlere de oturduğu için etki o ülkelerdeki kadar can alıcı olmayacak. Suudi Arabistan ve Rusya Amerika'yı da kesintilere dahil etmek istiyor. Ancak bu pek serbest piyasa ekonomisi nedeniyle pek mümkün gözükmüyor. Yani Trump'ın burada atabileceği adımlardan çok Amerika nasıl bir katkıda bulunabilir buna? Fiyatlardaki büyük düşüşün olması Amerika'daki birçok kişinin işini kaybetmesine neden oldu. Ama bu sefer sadece Amerika değil, bütün dünyada. Amerika'dan Afrika'ya, Afrika'dan Orta Doğu'ya, Orta Doğu'dan Asya'ya ve sadece direkt petrol üretiminde çalışanlar değil, benzin istasyonundaki işçiye kadar, rafinerde çalışan işçiye kadar herkesi etkileyecek. Ve milyonlarca, altımızda milyonlarca kişi işsiz kalacak. Burada hiçbir soru işareti yok. Amerika'daki duruma gelince, şimdi dünyadaki ülkeler çok kaba olarak söylersek petrol endüstrisinde bazılarında ulusal petrol şirketleri karar veriyorlar. Sizin bahsettiğiniz gibi Suudi Arabistan'da, Rusya'da, Irak'ta ona göre kesinti yapabiliyorlar. Amerika gibi, Kanada gibi, Brezilya gibi ülkelerde bir kesinti şöyle olabilir. Bu ülkelerdeki birçok petrol şirketi bugünlerde bu sene için yapacakları harcamalarda ciddi düşüşler ve tasarruflar yapmayı taahhüt edecekler ve ediyorlar. Bu yapacakları kısıntılar, tasarruflar değil, o ülkelerde de gayri ihtiyari ciddi üretim düşüşlerine neden olacak. Bunları da Rusya'nın, Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketlerindeki yapacak kısıtlamalarla bir yere toplayabilirsek eğer bu cuma günü inşallah, o zaman gerçekten anlamlı bir düşüş, toplam petrolde anlamlı bir düşüş çıkabilir. Ayrıca şunu da söyleyeyim, sadece üretimde değil, tüketimi artırma konusunda bazı çabalarda olabilir. O da şu, birçok ülkenin biliyorsunuz petrol stokları, petrol rezervleri var. Ülkeler, bazı ülkeler, ben birçok tüketici ülkenin hükümetleriyle ilişkideyim. Mesela Hindistan petrol bakanıyla konuştum, Çin bakanı. Bunlar da petrol alarak, ucuzken petrol fiyatları şu anda, stoklarına ekleyebilirler. Hem ilerisi için güzel bir sigorta olur yağmurlu günler geldiği zaman, hem de talebin bir nebze talep için bir hayat öpücüğü diyeyim. Böyle bir şey olabilir. Bu da talebi birazcık hafiften canlandırabilir. Yani iki şekilde bir esas, tabii esas itibariyle sizin bahsettiğiniz gibi üretimde kısma ama talebe de birazcık katkıda verme şeklinde bir çabaya gelebilir. Koronavirüsün etkisi geçtikten sonra birçok ülke tüketimini, yani ekonomisini canlandırmak için daha çok tüketim odaklı yatırımlara odaklanabilir ve fosil yakıtlar öne çıkabilir diye bir endişe var. Burada sizin bu açıdan hükümetlere ve politika yapıcılara tavsiyeniz ne olur? Covid-19 sonrasında enerji politikaları nasıl şekillenmeli? Birçok ülkenin biliyorsunuz bu durumdan nasıl çıkalım diye ekonomik paketler hazırlıyorlar. Bu Türkiye'mizde de var, Amerika'da da var, Avrupa'da var, Çin'de var, Hindistan'da da var. Bu ekonomik paketlerin aslında birçok paket olacak. Bir tane değil, ülkeler birçok paket hazırlayacaklar. Bunların doğru enerji politikalar ihtiva etmesi son derece önemli.